bir e, Türkiye'de şu anda siyasi iktidarın yaptığına ve yapmadıklarına gelelim. Şu anda siyasi iktidar ve onun destekçileri Amerika Birleşik Devletleri'ni darbeyle ilgili olarak suçlamaya kalkıyorlar ama bu suçlamayı hiçbir zaman açık bir şekilde yapmıyorlar. E, dolaylı bir şekilde yapıyorlar. Bir takım medya organları üzerinden yapıyorlar vesaire. E, şu haliyle bu yapılanın gerçekten darbeydin arkasında Amerika Birleşik Devletleri ya da başka güçlerin olup olmadığı sorusunun aydınlatılmasına hizmet etme imkanı yok. Şu anda yapılanların büyük bir kısmı, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlanması vesaire gibi şeylerin büyük bir kısmının tamamen hükümetin içinde bulunduğu genel krizle alakalı olduğunu, siyasi iktidarın ve bir çaresizlik ve savrulma sonucu olduğunu düşünüyorum. Buradan ciddi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile bir yüzleşme çıkmaz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın valilere yanılmıyorsam yaptığı toplantıda, o toplantıda dile getirdiği en sert anti-Amerikan çıkışların da bir Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde bir kopmaya işaret ettiğini asla düşünmüyorum. Bu tamamen e, bir Restleşme havasında ama esas olarak iç politikaya yönelik olarak verilen mesajlar Türkiye'de siyasi iktidarın ya da siyasi iktidara muhalif olan diğer partilerin hiçbirisinin şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile 15 Temmuz ya da başka bir mesele üzerinden yüzleşme gibi ne bir niyetleri ne bir e, bu konuda bir e, heyecanları olduğunu düşünmüyorum bu büyük ölçüde de tabii böyle bir hesaplaşmaya girerlerse kaybedenin kendileri olacağını düşünmelerinden olsa gerek.